Bir başlık. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CF450 kullanıcı videosu ve ilgili detayları anlatacağız. CF450 ATV'miz bugünkü bugün ayın kaçı? 7 Haziran değil mi? 7 evet. Haziran 2002 tarihindeki güncel fiyatı 138.000 TL. Bizi takip edenler biliyoruz, geçen yıl 53.000 TL civarında bu fiyatları almıştık. Gelin kullanım şeylerini anlatalım. Detaylarını. Öncelikle ön taraftaki vincimiz var. Vinç kendimizi bir yerde battığımız zaman kurtarmak için bayağı işe yarıyor. Biz kışın bayağı kullandık vinci. CF450 iki kişilik bir motor. Long kasa olarak geçiyor. Arkasına yaslanma koltuğumuz da mevcut. 5 dişli şanzıman yapısına sahip. Onun haricinde bakayım başka ne anlatabilirim size. Gel arka tarafına gel. Çanta bu orijinal çanta. Şu an piyasada da 5500 TL civarında. Çeki demirimiz var yine. Ruhsata işli. Yani bununla arkasına römork takıp istediğiniz 500-600 kiloyu çekebilirsiniz. Stop lambası, arka ön fan, farlar mevcut. Haricinde benzin 15 litreye yakın benzin deposu var. Selimiz gayet iyi bir selimiz mevcut, 2 kişilik. Bunlar kayış aktarmalı olarak geçiyor. Kayış burada. Yine radyo su soğutmalı bir motor. Gidon kısmına gelecek olursanız kontağımızı açıyoruz. Display ekranımız var. Kendi testlerini yapıp açılıyor. Gidon kısmında motoru çalıştırmak için frene basılı olarak yeşil tuşa basmamız gerekiyor. Ya el frenine ya da ayak frenine bassanız da fark etmez. Ayak frenine bastığınızda ses bu. Kontağı kapattığınızda motor kendiliğinden çalışıyor. Buna 5-6 saniyeden fazla uzun basılmaması gerekiyor. Çünkü burada kısa devre yaptığımız için motoru ateşlediğimiz için sürekli basınlar zarar verebilir. Onun haricinde 4x2 ve 4x4 modları var. Kendiniz aktif edebiliyorsunuz. Burada kırmızı tuş. Şu an basılı 4x4 modu aktif. Şöyle çektiğimizde 4x2 modu aktif oluyor. Onun haricinde şöyle 4x4'ü alıp şöyle çevirip bu da diferansiyel kilidi. Diferansiyel kilidi açık oluyor. Ama genelde kullanımı tavsiye edilmiyor. Çok böyle zorda kaldınız, battınız, kimse yok yanınızda, o zaman kullanabilirsiniz. Yine burada sağ sol sinyal var. Yine bu şunları kullanarak ön far, kısa uzun onları ayarlayabiliyorsunuz. Dörtlü, korna, şu in out olan yazan vinci salıp bırakıyor. O tuş. Onun haricinde başka anlatmadığımız bir şey var mı? Dediğim gibi bu kayış aktarmalı. Burada kayış var. Burada kayış mevcut. Genelde kayış sorunları oluyor. Biz de yeni değiştirdik kayışı. Ne kadar mal oldu? Evet. Şimdi bu motorların parçalarını bulmak şu anki piyasada biraz zor. Ama tabi bulunan ATV piyasası içerisindeki en çok parça yine CF ATV'lerin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de bayağı satışı var. Şöyle orijinal kayışlar 6-7 bin lira civarında. Ama onun haricinde Bando ya da Mitsubishi kayışlar var. 3-4 bin TL civarında. Veya AliExpress'ten 1000 liraya da kayış getirtip takabilirsiniz. Bizde
Mitsubishi kayış taktık. 1900 kilometrede falan kayış koptu. Şu an Mitsubishi kayış var. Onun haricinde bir problem yok. Bir buçuk yıldır kullanıyoruz. Nasıl, memnun musun? Yani şöyle memnun muyuz? Biz şu an çok binemiyoruz. Yani motorun bir sıkıntısı yok ama ne kadar yaktığına da gelecek olursak, şu anki piyasada 27 lira civarında benzin fiyatları. Şu an 2-2,5 lira, 3 lira arasında, kullanıma göre de değişiyor. 4x4 modunda veya yokuş yukarı çıkarken de değişiyor ama 2,5 liranın altına düşmez yani kilometrede. Yani bu CF motorun 450-625 1000cc arasında en problemsiz olanı bu gösteriliyor. Yani şu ana kadar bize işlediğim gibi bir kayış sorunu, varyatörle ilgili bir sıkıntı oldu. Onu da garantiden hallettik. KTP ATV'ye buradan selamlarımızı gönderelim. Onun haricinde anlatmadığımız, evet, motorun piyasa fiyatı ne olacak? Böyle bir sorun da var. Motor, ben yılbaşında bunu satışa çıkardığımda ilanına şöyle yazmıştım. Yani 3 ay sonra piyasa değeri 150 civarı diye yazmıştım. Bana herkes orada yani böyle şey mi olur diye yazmışlardı ama altın mı falan diye yazanlar olmuştu. 3 ayda 50 bin üzerine koysun, o zaman 100 bin civarındaydı. Ama geldik gördük ki 4 ay geçti. Şu anki güncel fiyatı 138.000 TL. O da muhtemelen yine zam gelecek. Bir %10 zam daha geldi. %10-%20 arası. Yani 2022 yılını benim hedefim 200.000 TL'nin altında CF'in ATV'si kalmayacak gibi gözüküyor bu girişle. Yani bu fiyata bunlar alınır mı diye de çok soranlar oluyor, edenler oluyor. Yani bu paralar bunlara verilir mi? Vallahi ben geçen sene alırken 50.000 TL'de de böyle diyenler vardı. 50-55.000 liraya aldık. 50 işte 55'e falan geldi bize. O zaman da diyenler vardı. Şu anda diyenler var yani. Bu her zaman diyenler oluyor. Yani kendi bütçenize uygun alabilirsiniz. Yine 625'liği var. Bizim hayalimizde 625 vardı ama o zaman onun piyasası 70.000 liraydı. Onu alamadık. Tabii CC yükseldikçe benzin, yaktığı benzin de artıyor doğal olarak. Yani 3 lira, 4 lira, belki de kullanım yerine göre 5 liraya kadar çıkabiliyor büyük CC'lerde. Yani CF ATV piyasasında şu an fiyat performans olarak alınabilecek ATV'ler Polaris, Canon, Navra var. Yani 300-400 bin liraya da ATV var, 500 bin liraya da var. Yani herkes bütçesine göre şu an alabilir. Şu an yani bir 200'lük Cuba VIP Truck'lar bile 70 TL oldu. Yani 70 bin lira civarında seyrediyor. Yani piyasa bu. Yani sana nasıl sorular geliyordu? Instagram'dan falan yazıyorlardı bize. Instagram'dan ne geliyordu? Yük çeker mi? Çeker. Fındık çeker. Her şeyi çekebilirsiniz. Biz eğimli arazide çekiyoruz. Belki bizim romuk da orada, odun alacağız. Çekiyor yani, bir sıkıntı yok. Sadece romukla giderken H konumunda değil de ağır vites konumu var, L. Orada gitmeniz gerekiyor. Onun haricinde memnun musunuz? Memnunuz. Sadece benzin fiyatlarından memnun değiliz. Onun haricinde başka ne gelmişti? Var mı senin aklında? Yok, şu an aklımda bir şey yok. Yani bizlere yine yakın ilerleyen zamanlarda da çekebiliriz video. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Onun haricinde bir tur atalım şöyle, onu çeksen. Sinyal açık kalmış. Yok. O sinyal. Genelde vitesteyken çalıştırmayın. Ne boştayken fren basılı. Böyle hemen de çalıştırıp gaz verip gidiyor.
ayak freni değil mi? Basılı şekilde viteslerinizi değiştirirsiniz. Evet, ayak freni basılı şekilde. Kaç konumunu aldım ben? Şu an 4x2 modundayım. Sorularınız olursa